Cümleten selamünaleyküm. Fiat 126 biz sıfırdan toplama çalışmasına devam ediyoruz. Bu videoda şanzımanı komple sıfırdan toplayacağız. Sıfır parçalarıyla beraber. Diferansiyel kutusunu komple sıfırdan toplayacağız. Ya birçok parçası olduğu gibi bunun diferansiyel kutusunun da aksamillerinin de parçaları zor bulunuyor. Şu şekilde orijinal ürünü de bulabilirseniz mutlaka alın zaten. Bulamadığınız takdirde de mümkün olduğunca sıfır, yani sıfıra yakın parçayla toplamaya çalışın. Ama dediğim gibi parçalar bulunmadığı için ve de birçok işlem yapıldığı için, örnek vereyim, şu şekilde bazı işlemler yapılıyor. Bunlar yapılmaması gereken işlemler. Buraya kaynatılmış. Ben bunu keserek çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle göstereyim. Orijinal aksmili. Adamlar bunu kaynak yapmış. Bunun kaynak değil de hareket eden bir parça olduğunu unutmayın. Bu hareketli bir şekilde çalışması gerekiyor. Bunun tasarımı bu şekilde. Buna kaynak işlemi yapılmaz. O yüzden orijinal parçayı bu şekilde mahvediyorlar. Bunların yapılmaması gerekiyor. Şimdi bunu komple yeniden değiştireceğiz. Sıfır, dediğim gibi sıfır parçalarıyla. Aks körüklerini değiştireceğiz. Aks körüklerinin orijinallerinin içleri bu şekilde alüminyum oluyor. Yan sınayların alüminyum değil, plastik. Yani dediğim gibi bulduğunuz bütün orijinal ürünlerini almaya bakın. Çünkü piyasada zor bulunuyor. Şimdi komple ben şanzımanı sökmeye geçeyim. Dediğim gibi bu videoda diferansiyeli komple sıfırlayacağız. Millerini, stavroz dişlerini, frezelerini, komple her şeyini sıfırlayacağız. Sökmeye başlayayım ben şimdi. Ana gövde vidaları 6 adet. İkisi kısa, 4 tanesi uzun. Metrik 10 ince diş. Aklınızda bulunsun o. Sıralaması. Vidaları şu şekilde göstereyim. Bir kısa, iki uzun, bir kısa, iki uzun diye gidiyor yani. Üst taraftan başladığınız zaman bir kısa, uzun, uzun, kısa, uzun, uzun. Toplamı 6 adet ana gövde vidası var. Metrik 10. Komple onları söküyoruz. Daha sonra aks yataklarının ve aks körüğünün olduğu bölgeyi söküyoruz. Şekilde aks körüğünü çıkarıyoruz. Yırtılmış durumda. Ve dediğim gibi yan sanayi olduğu için ortaları plastik. Bunları orijinalleriyle değiştiriyoruz.
Tabi bunu takmadan önce boyayacağız. Güzelce zımparalayıp boyayıp şanzıman toplama videosunda o şekilde toplayacağız. Bu da aynı şekil. Bunda herhangi bir yırtık görünmüyor ama içi gitmiş. İçinde plastik olan kısmı da gitmiş. Plastik kısım yok yani. Şimdi aks yataklarının vidalarını sökelim. Saplamalarında da bozukluk varsa dişlerinde vesaire, bunları da sıfırlarıyla değiştirmeniz daha iyi olur. Yani yenilediğiniz bütün işlemlerde zaten yeni vida ve somun kullanmaya dikkat edin. Çıkardığınız hiçbir somuna, vidaya güvenmeyin yani. Çünkü olmadık yerde kırılma yapabiliyor. Bu da daha büyük sorunlara yol açabilir. Debriyaj çatalında burada bir oynama var. Bolluk var yani. Oraya bir yatak uyduracağım ben. Bu kısma böyle bir yatak yapıp oynamadan daha rahat hareket etmesini sağlayacağım. Toplarken onu da göstereceğim zaten. Aks yataklarını sökelim. Şu şekilde. İkisini de aynı şekilde sokup çıkarıyoruz. Daha sonra prizlere kapağını sokuyoruz.
Bunun dışında o-ring var. Bu o-ringi de değiştireceğiz. İçinde de keçe var. Bu keçe genelde fazla eskime yapmaz. Ama çok bol şekilde ise, yani şu kısmı geçerken çok bol geçiyorsa, onu da değiştirmenizde fayda var tabi. Şuraya geçerken zor değil de bol geçiyorsa değiştirebilirsiniz. Ama bu sağlam. O ringi değiştireceğiz sadece. Bu da dursun. Tabi bu işlemlerin hepsini yapmadan önce diferansiyelin yağını komple boşaltıp benzinle vesaire iyice akıtıp ondan sonra sökme işlemine geçin. Yani videoyu izlerken demeyin ki şanzımanı söktü niye hiç yağ yok. Önce yağını boşaltın, komple temizleyin, ondan sonra şanzımanı sökmeye başlayın yani. Şimdi şu diferansiyel kutumuzu alalım şöyle. Bunu komple sıfırdan toplayacağız. Şunu da kenara alayım. Şimdi şanzımanımızın üst kapağını açalım. Öyle gayet rahat görünüyor herhalde. Şanzımanımızın üst kapağı, bunu da boyayacağız. Komple zımparalayıp, hafif paslı yerleri var. Oraları komple zımparalayıp, boyayıp. Daha güzel bir şekilde toplayacağız. Dişleri daha yakından göstereyim tabi. Şöyle daha iyi görünüyor herhalde. Şimdi şu bizim grup dişlimiz. Yani motordan direkt gelen dişli. Şu kısımdan yani. Şu geri vites dişlisi. Şu altta görünen de birinci vites dişlisi. Bunlar üçü ortak çalışıyor. Bu yüzden de üçünün beraber aşınma durumu söz konusu. Yani şimdi şöyle bir şeyden de bahsedeyim. BIS'te sekromeç yok olayı diye bir şey var hani ortalıkta. BIS'te sadece birinci videosu sekromeç yok. Çoğu araçta olduğu gibi. Yani teker hareket ederken birinci videosu geçirme ihtimaliniz yok. İkiye geçirmek zorundasınız. Çünkü şöyle göstereyim. Diferansiyelin bağlı olduğu dişli, yani bu dişli teker hareket ettiği sürece dönüyor. Bu yüzden de siz hareket halindeki
aracı birinci vitese geçirdiğiniz zaman ve de sekrometre olmadığı yüzden o hani kaçırdama sesi geliyor ya birinci vitese geçirdiğinizde. O sebepten kaynaklanıyor. Yani hareket halindeki aracı ikinci vitese geçireceksiniz. Tekerler tamca durduğu zaman birinci vitese geçirirsiniz. O zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Ne dişlilerde yıpranma olur, ne aşınma olur, ne de kırılma olur. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışmış olur her şey. Yani kullanma alışkanlığınızla ilgili biraz da bu. Toplarken zaten bütün dişlilerini vesaire hepsini göstereceğim tek tek. Şimdi bunu sökmeye devam edeyim. Sonraki videosunda bunu komple toplam olacak. Şu anki bu video diferansiyel toplam olduğu için bunu söküp hazır bulunduracağım. Dediğim gibi sökme işlemini yapmadan önce içini kapağını sokup komple yağını akıtıp benzinle yıkarsanız daha iyi olur. Ya hem neyi nereden çıkardığınızı daha rahat hatırlarsınız. Hem de çok fazla yağın kirin içinde kalmamış olur ortalık. Kilometre dişlisinin contasını bulması sıkıntı. O yüzden sağlamsa kaybetmeye özen gösterin. Eğer kaybederseniz de kapatırken etrafına sıvı conta sürüp o şekilde kapatabilirsiniz. Çünkü sıfırını bulmak sıkıntı. Saplamalarını da değiştireceğiz tabi. Bunlar da gidik durumda. Şimdi sökerken burada yaylar ve bilyeler var. Bunlara da dikkat edin. Fırlarsa veya kaybolursa onları da bulmak sıkıntı. Şöyle 3 adet contası var. Yaylar var. Yayları kaybetmeye çalışın yani. Bunları da bulmak sıkıntı. Çünkü bunlar olmazsa vites geçişlerinde sıkıntı oluyor. Vitesten atma problemi de bunların olmamasından veya zayıflamasından kaynaklanıyor. Yani açarken tek tek göstereceğim zaten onları. Düşmüyor. Kapağı alalım. Bunda o-ringleri var iki tane. Bunları da değiştireceğiz. Yıpranmış. Şanzıman conta takımı bulunmuyor piyasada. Tek bulunan sadece üst kapak contası. Sıfırı. O yüzden buraları sıvı contayla kapatıyorlar.
Biz öyle yapacağız zaten. Bir yüz kapağını conta koyabileceğiz. Ama conta takımını bulursanız daha iyi olur tabi. Buraları kazıyıp sıvı contayla kapattığınız zaman da oluyor zaten. Şunları da kenara koyalım. Daha sonra yan tarafta geri vites dişlisinin belini tutan bir vida var. Onu sokup geri vites dişlisini de çıkarıyoruz. Şekilde. Yani dişlerin bu kısmı bitmiş. Öbürlerini de sokayım. Daha detaylı göstereceğim zaten. Daha sonra şu üçüncü vites ve dördüncü vites dişlisini çatalım. Onu çıkaracağız. Bu çatalları sokarken dikkat etmeniz gereken şey, şurada küçük pimler var. Onları da göstereceğim. Bakın şurada olduğu gibi. Onları kaybetmemeye çalışın. Onları kaybederseniz vitesten atma sıkıntısına en büyük sebep olan şey onlar. Şöyle göstereyim. Şu birincisi. Üçüncü vites. Dişlerinin 3. vites ve 4. vites dişlerinin çatalında bulunuyor. Şimdi 1. vites ve 2. vites dişlisinin çatalını da sokacağız. Şu tarafı sokacağız ilk başta. Düz tornavida. Şu şekilde dişleri kilitleyip alıyoruz. Daha sonra burayı komple toplu bir şekilde çıkarıp yani ikinci vitesle beraber şimdi bir de şurada bir küçük bilye var. Şurada yatağı var. G
görüyorsunuz. Bu biliyor yatağa gidiyor. O biliyor olmadığı takdirde bu boşa döner. O bilyenin mutlaka olması gerekiyor yani. Eğer o bilye yoksa oraya uygun bir bilye uydurmaya bakın. Sanayide bulursunuz zaten. Buna dikkat edin. İkinci vites ve birinci vites. Çatalı bu şekilde çalışıyor. Yani vitesi 1'e geçirdiğinizde ilk çalışan dişli bu. Geriye 2. Vitesi ön ettiğiniz zaman, hani kullananlar bilir zaten. Sola ileriye 1. Sola geriye 2. Sonra 3, 4. Sonra sağa geriye geri vites. Şimdi toplarken tek tek göstereceğiz zaten. Şimdi şu grup dişlisinin olduğu yerde sokacağız. Grup dişlisinin şu arka kısmındaki priz direk milini de çıkaracağız. Şu şekilde bir pimi var. Buradan. Yerine geçip üzerine şu kelepçeyi takıyoruz. Takarken bu şekilde takacağız. İkinci vitese geçiş sağlayan grup dişlisindeki üst dişli, ön taraftaki. Şunlar da az önceki dediğim parçalar. Yani şu üçü. Burada olması gerekiyor. Bunlara dikkat edin sökerken. Şu küçük parça. Şunda bulunuyor. Ortalarında. Bunlar da. Üst tarafında, bir de alt tarafında, şu şekilde. Yani vitesi geçirdiğiniz zaman vitesin atmamasını sağlayan parçalar bunlar. Bunlar olmadığı zaman vitesten atma yaşanır sürekli. O yüzden bunlara dikkat edin. Mutlaka bulunması gerekiyor. Şanzımanın oradası. Hop, bu şeyinde. Sonra şu ön tarafında 2 adet vida var, onları sokacağız. Vidalar da eğer yıpranmışsa, eskimişse bunları da değiştirebilirsiniz. Bunlar da bulunuyor.
şekil. Bu bilye grubu da bozulmuşsa bunda değiştirmenizde fayda var tabi. Ama bilyelerde fazla bir yıpranma yoksa, kırık falan yoksa, kullanılabilir durumdaysa iş görer yani. Bu da bu şekilde dursun. Geri toplarken takacağız. Şurada grup dişlisinin ön tarafının bilyesi. Orijinali. Numarasını da göstereyim. Lazım olur belki. Şurada grup dişlisinin arka taraftaki bilyesi. Büyük ihtimalle orijinaldi ama yazmadığından bilemiyorum ya şimdi. Numarası falan da yazmıyor, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şu da gitmiş olan grup dişlimiz. Gördüğünüz gibi kısım gittiği için birinci vitese ve geri vitese geçti. Sıkıntı yaşıyor. Geçmiyor zaten büyük ihtimalle. Burası da dördüncü vites. Üçüncü vites. Birinci vites. Bu da gidik. Yarısı. Sekromeç. Göbeğiyle halkası komple. Şimdi bizim şanzımandaki sorunumuz şu. Bu şekilde çalıştığı için üçü de gitmiş oluyor. Yani grup dişlisi, birinci vites ve geri vites üçü ortak çalıştığı için üçü de gitmiş oluyor. O yüzden üçünü birden değiştirmemiz gerekiyor. Bunların üçünü de bulmak zaten çok sıkıntı. Yani ya birinci vitesi buluyorsunuz, geri vites yok. Ya grup dişlisini buluyorsunuz, birinci vites yok. Ya da bu ikisini buluyorsunuz, geri vites yok. Ya da biriyle geri vites var, grup dişlisi yok piyasada. Şunu tek başına bulursanız zaten çok iyi. Ama dediğim gibi zor. Yani büyük ihtimalle yurt dışından getirmeniz gerekiyor. Bu üçünü komple değiştirmek için. Diğer dişler zaten çapraz dişli olduğu için. Yani 2, 3 ve 4. Bunlar da kırık veya aşırı bir yıpranma yoksa bunları zaten değiştirmeniz gerekmiyor. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebiliyorlar. O yüzden şanzımandaki bulmanız gereken en önemli parçalar bu üçü. Grup dişlisi, birinci vites ve geri vites dişlisi. Bunları bulmanız gerekiyor. Bunları bulduktan sonra zaten o şanzıman sıfır oluyor. Şimdi biz diferansiyeli komple toplamaya geçelim. Sökme işlemi bu kadar. Başka sökeceğimiz bir şey yok.
Şanzımanı komple toplarken zaten hepsini daha detaylı göstereceğim. Diferansiyel toplama videosuna geçeyim. Şimdi diferansiyel komple sokayım. Şuradaki çemberi de çıkarmamız gerekiyor. Şurada tırnakları var. Bunları kaldırıp daha sonra aynı ilişkisini çözeceğiz. Şu şekilde. Herhangi bir kırık falan var mı diye bakalım tabii. Kontrol edelim. Gayet sağlam görünüyor. Daha sonra diferansiyel kutusunu ayıracağız. Şekilde. Şunlar aks işleri. Altlarında birer pul var. Plezik gibi. Bunlarda herhangi bir yıpranma var mı diye bakıyoruz tabi. Hepsi sağlam görünüyor. Daha sonra şunlar var. Buralardaki küçük pul var. Bunlar tek tarafında oluyor. İki tarafında değil. Yönleri bu şekil. Takarken göstereceğim zaten tekrar.
Yani yatakta hareket eden kısımlar şuralar oluyor. Tırtıklı kısımlar oluyor. Boş taraflar öne arkaya geliyor. Bunları yenileriyle değiştireceğiz zaten. Bunları da çıkaralım. Şimdi ıstavroz milini sokacağız. Ama ıstavroz dişlerinin mili gidik olduğu için yani şöyle nasıl görünüyor mu? Mil bayağı bir gitmiş zaten. Sokabilirsek tabii daha rahat göstereceğim de. Ama mecbur sokacağız. Milden eser kalmamış tabi. Şöyle göründüğü gibi milin yarısı gitmiş. Sıfır hali bu şekilde. Üzerindeki hali bu şekilde. Bu yüzden ıstavroz dişlisinin milinin değişmesinin önemi görünmüş oluyor herhalde. Nasıl çıkaracağız şimdi? Büyük uğraşlar sonucunda ıstavroz milini çıkarmış bulunuyoruz. Artık ıstavroz mili denecek bir yer kalmamış. Sıfırı ve üstünden çıkan. Yani bunu mutlaka dikkat edin. Şanzımanı sıfırdan toplarken bunu mutlaka kontrol edin. Yoksa büyük sorunlara yol açabilir yani. Şimdi yeni mille ve dişlilerle tekrardan toplayacağız. Bu dişlilerde de herhangi bir hasar görünmüyor. Ama bunları değiştireceğiz tabii. Differential kutusunun yağını kirini bir temizleyelim.
Diferansiyel kutumuzu temizledik. Komple yeniden toplayacağız şimdi. İstavroz mili, istavroz dişlileri. Dediğim gibi aks millerinin orijinallerini dişlerinde bu şekilde fazla ışınma yoksa kullanabilirsiniz. Şu sağlam mesela. Çünkü orijinallerinde Fiat yazısı var. Şunu da göstereyim daha belli oluyor. Herhalde. Şu şekil. Şekilde orijinal aks millerinde Fiat yazısı var zaten. Dediğim gibi dişleri de kullanılabilir durumdaysa kullanabilirsiniz. Sıfırlarını bulursanız sıfırlarını da takabilirsiniz. Şu an sıfırdan topladığımız için aksimileriyle toplayacağız. Şöyle. Bunları da bulursanız mutlaka alın zaten. Bunlar da sıfırları. Kanallı tarafları yanlara geliyor. Bu şekilde. Daha sonra istavroz milini takıyoruz. Şöyle. Hiç boşluk olmadan çıkardığımız oranla sıfır boşluk yani. Daha sonra diğer kapağı milinde takıyoruz.
Bunu da yine aynı şekil kanallar yana gelecek. Bu şekilde kapatıp deliklerin hepsinin birbirine karşıladığına emin olun. Şu şekilde. Vidaları taktığınızda hiçbir delik, vida delikte yamuk durmasın yani. Daha sonra ayna dışkısını takıyoruz. Boşluğunu komple aldıktan sonra bütün vidaları tekrar daha fazla bir şekilde sıkmanız gerekiyor. Hepsini sağlamca sıkıp kontrol edin yani. Şimdi şu boğazının malzemesini de takalım. Bu savroz milinin oynamaması için gerekli. Bu şekilde bunu takıp buradan içe doğru eğiyoruz. Şekilde. Diferansiyel kutumuz hazır oluyor. Şimdi boşluk vesaire olmadan sıfır bir şekilde toplamış oluyoruz diferansiyel kutumuzu. Daha sonra bu şeylerinden bahsedeyim. Bu aks frezeleri için bunları taktığımız zaman buralarda halka segmentler oluyor. Bu halka segmentleri bulmak da çok zor. O yüzden onları şu şekilde yaylar var. Sağlam sert yaylar sanayiden bulabilirsiniz. Bu ölçülere yakın. Bundan bir yay alıp
Şurasından kesip şöyle göstereyim. Şu şekilde kesip burası için halka sekman yapabiliyorsunuz. Bu bunun çıkmamasını engelliyor. Ayrıyeten bu arkasında körüğü var. O körük de piyasada bulunmuyor. Şöyle bir şey buldum ben. Buna en yakın. Bundan yaptım. Şimdi onu takayım göstereyim. Aks frezesini takıyoruz. Şöyle. Gayet orijinaline yakın bir şekilde oluyor. Daha sonra halka sekmanı da takıyoruz. Ucunu. Şekilde oturuyor. Halka sekman onun çıkmamasını sağlıyor bu frezenin. Yani dediğim gibi bunlar hareket etmesi gereken parçalar olarak tasarlandığı için bunların hareket etmesi gerekiyor. Yani bunlar herhangi bir kaynak vesaire bir işlem yapılmaması gerekiyor. Bu içlerinin de yayları var. Onları da normalde kullanmıyor millet. Ama şu şekilde bu yerlerinin burada bulunması gerekiyor aracı monte ederken. Yani bunların aks takozlarını monte ederken bu yayları mutlaka koymanız gerekiyor. Çünkü teker aşağı yukarı hareket ettiği zaman bunun ileri geri oynamasını sağlıyor. Bu şekilde tasarlanmış. Ama bu yayı olmadığı zaman, burada herhangi bir sıkışıklık olduğu zaman hareket etmiyor ve ciddi sorunlara neden olabiliyor. O yüzden bunları mutlaka bulundurun. Aklınızda bulunsun. Böylelikle diferansiyelimizi komple toplamış bulunuyoruz. Dediğim gibi bir sonraki videoda şanzımanla beraber komple, yani şanzıman dişleriyle beraber şanzımanı komple toplama videosu olacak. Ondan sonra da diğer videolar gelmeye devam edecek zaten. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.